Arkadaşlar selam, hepinize güzel haftalar diliyorum. Siber Alemden Havadis'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İki haftalık aradan sonra beraberiz. Niye iki haftadır ara vardı derseniz, tatildeydim. Türkiye'ye gittim, güzel ülkemize, canımız ülkemize gittim. Güzel bir tatil geçirdim. Ee, beklenmedik bir şekilde, piç plan da yoktu. Müthiş bir seçim dönemi falan oldu, yani saçma sapan. O yüzden keyifliyim, mutluyum. Ee, umarım sizler de keyiflisinizdir. Ee, sizin için kötü geçtiyse. Yani bazen de bazı şeyler iyi geçmeyebilir. Hayatta inişler var, çıkışlar var. Siber alemden hadisler başlıyor. Ya var ya bir de bu ara verdiğimiz hafta var inanılmaz bir hafta oldu. Siber güvenlik dünyası, teknoloji dünyası, yapay zeka dünyası karıştı. Her şey birbirine girdi falan. Şimdi şununla başlıyoruz. Şimdi bu XZ e, library'sindeki lib zma library'sindeki backdoor konusu. Şimdi lzma diye bir sıkıştırma algoritması var tamam mı? İşte Linux'ta çeşitli yazılımlar bunu kullanıyor. Mesela OpenSSH bunu kullanıyor. Başka şeyler kullanıyor. Yani aşağı yukarı her Linux dağıtımında var olan bir yazılım. İşte Debian'da var, Ubuntu'da var, orada var var, burada var, her yerde var neredeyse tamam mı? Şimdi bu yazılımda bir tane arka kapı backdoor kodu keşfedilmiş tamam mı? Bu backdoor da şunu işe yarıyor. Open SSH ile uzaktan bir saldırgan hedef makinede komut çalıştırabiliyor. Herhangi bir authentication falan gerektirmeden. Bu ne anlama geliyor? Yani zaten bu SSH aşağı yukarı bütün Linux makinalarda açık. Hani Firewall'da falan eğer filtrelenmediyse. Yani bu backdoor sayesinde internette ulaşılabilen her Linux makine ele geçirilebilir gibi bir, bir, yere çıkıyor iş. Bunun benzerini nerede gördük? Mesela Windows'da gördük yıllar önce. Bu Eternal Blue olması lazım. Bir tane SMB protokolünde Remote Code Execution açığı vardı ya. SMB protokolü de genellikle işte bu özellikle Enterprise Server'larda falan dışarı açık bir port. Ve buradan da işte her tarafa bütün bilgisayarlar sızılabilen bir güvenlik açıydı. Ve bunun da backdoor olduğu değerlendiriliyordu. İşte NSA'ya falan verilmiş bir backdoor gibi. Peki bu backdoor nasıl ortaya çıktı? Yani biz şu an backdoor olduğunu nereden öğrendik derseniz o da şöyle. Microsoft'ta çalışan bir tane mühendis şunu fark ediyor tamam mı? Bir tane OpenSSH... ya bir, bir yerde OpenSSH var. Başka bir serverda da OpenSSH var. Birine SSH bağlantısı yaparken işte atıyorum ne bileyim 100 milisaniye sürüyor tamam mı? Diğerine bağlanırken 600 milisaniye sürüyor. Şimdi normal bir insan evladı buradaki aradaki zaten farka bakmayız. Yani SSH kaç milisaniyede bağlandığımız zaten umumuzda olmaz da diyelim bir şekilde fark ettik 600 bağlandığını. Ne dersin? Ya işte server yavaş dersin, onu dersin. İnternet yavaş dersin. İşte o server'a giden bağlantıda demek ki arada bir delay oluyor dersin. eee işte bu arkadaş artık gerçekten dahi seviyesinde biri mi, yoksa bunun kulağına biri fısıldadı mı artık o kısmını bilemeyiz. Ve bu arkadaş bunun üzerinde düş, düşüyor, 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 araştırıyor, araştırıyor ve sonunda gerçekten bu LZMA e, library'sine deploy edilmiş bir backdoor keşfediyor tamam mı? Peki bu backdoor'u kim keşfetti? Çünkü bu tip popüler open source library'lere contribution yapmak, katkı yapmak o kadar kolay değildir. Sadece çok güvenilir insanlardan katkı kabul ederler. Şunu tespit ediyorlar bir tane... İnsan işte zaten uydurma bir isim de şimdi not almamışım adını hatırlamıyorum. Şimdi bu insan iki senedir bu kütüphaneye katkı veriyor. Tam işte iki sene önce başlamış azar azar açık kaynak koda katkı vermiş katkı vermiş ufak katkılar katkılar. Sonra bu bir contributor olmuş yani güvenilir bir şey olmuş contributor Türkçesine ya ne bileyim ee, katkıcı katkıcı başı <laughs> katkıcı olmuş tamam mı? Ve sonra bu kişi yine bu backdoor'u böyle lock diye backdoor diye eklemiyor. Böyle azar azar böyle birbirinde şey olmadan nasıl diyeyim hiç ayıktırmayacak şekilde ufak ufak dokunuşlarla bunu ekliyor. Ve dışarıdan baktığınızda zaten backdoor olarak anlaşılmıyor. Zaten ben o kadar low level bir mevzu ki yani ben oradaki backdoor'un ne olduğunu açıkçası hala %100 anlamış değilim. Yani belki çok detaylı okusam belki anlayabilirim ama anlamama ihtimalim de var. Hani o derece kompleks bir durum. Şimdi dolayısıyla ortada böyle müthiş bir operasyon olunca bunu böyle normal hacker'lar yapamaz. Ya zaten normal hacker'lar böyle bir şey ...iki sene vakit harcamaz. Normal hacker ne yapar? Gider şirkete ekler, ransom yapar, fidye ister, onu yapar, bunu yapar. Yani çete işi yapar. Bu çok detaylı bir operasyon. Yani özellikle iki sene boyunca finanse edilmiş ve gerçekten çok sofistike bir şey. Hani bu belki hani şimdi Stuxnet var ya işte Amerika İran'ın nükleer programına geciktirdi falan. Yani mesela o normal hacker işi değil. O gerçekten çok büyük belki akademisyenlerin bile yer aldığı bir takım işi. Bu da ona benziyor. Yani orada işte hangi kurum tarafından yaptığı bilinmiyor. Belki Çin, belki Rusya, belki Amerika, belki İsrail bilemezsin. Ama bu e, yapı itibariyle, tarz itibariyle muhtemelen Amerika'nın Falan elinden çıkmış bir şeye benziyor. Çünkü Rusya ve Çin bu kadar çok sofistike takım işi uzun periyotlar alan e, operasyonlar genelde yapamıyor siber dünyada. Onlar işte orayı hackledim, bunu çaldım, o bilgiyi çaldım falan filan. Hani yine böyle ufak hani daha straight forward işler yapıyorlar. Ama işte Amerika böyle gerçekten e, çok planlı, çok dedike ve çok kompleks operasyonlar ortaya koyabiliyor. O yüzden böyle baktığım zaman. Bana bu biraz Amerika işi gibi geliyor açıkçası. Ve şu yani gerçekten hani bu tespit edildi. Bir tane adamın e, dikkati sayesinde tespit edildi. Tespit edilmeyen kim bilir neler var sorusu aklımıza geliyor işte. Şimdi demek ki e, belki de başka çok popüler open source library'lere böyle trusted contributor gibi fake personel'ler oluşturdular. Ve oraya belki devamlı backdoor yerleştirdiler. Belki sırf bu iş için ayırdıkları bir takım var. Böyle open source projeleri backdoor yerleştirme takımı mesela 100 kişiden oluşan bir takım olabilir. Açıkçası adamların buna bütçesi var. Ya da şöyle bir şey olabilir. E, trusted contributorların arasına sızamadılarsa onlara rüşvet verebilirler. Allah aşkına 10 milyon dolar alıp da koda bir tane backdoor yerleştirmeyecek bir insan evladı var mı dünyada? Yok. Zaten Ortaya bile çıkmayacak. Yani 10 milyon dolar alacaksın, vektörü yerleştireceksin. Vektörü yerleştirdiğini kimse fark etmeyecek bile. Belki 10 sene sonra biri fark ederse fark eder. Fark ederse de dersin ki tehdit edildim zorla yerleştirdiler. Yani anlat, anlatabiliyor muyum? O yüzden yani belki bizim sıradan vatandaşlar için çok dert edecek bir şey yok ama böyle kamu kurumları, devletler, askeri kurumlar falan gibi kurumlar için bunlar bir risk faktörü. Yani başka ülkeler tarafından senin çok güvendiğin open source projeleri open source işletim sistemlerine implement edilmiş vektörler olabilir. O yüzden böyle defense in depth metodolojilerini takip etmek gerekiyor. Burada şimdi hani burada yerli milli yazılım konusu da açılabilir. Tabii ki yerli milli yazılım önemli de. Şöyle yani sen mesela bir yerli operating o işletim sistemi yapacaksan da OpenSSH'i baştan icat etmezsin zaten. Gino gidersin OpenSSH'i kullanırsın. Yani sen bütün işletim sistemini yapsan bile ona sızabilecekler. Çünkü o en temelinde bir tane backdoor var. O yüzden böyle yani yerli yazılım yapmak da bu işi %100 çözmüyor katmanlı defans işte bu soğan mantığı anladın mı? Oradan onu geçti, buradan bunu geçti, buradan bunu geçti. Hadi burada tıkandı gibi bir metodoloji izlemek lazım. Dikkat. Şimdi şöyle bir haber var. Amazon Fresh diye dükkanlar var ya ben de burada kullandım. şimdi bu dükkanlarda şöyle bir şey varmış. Şimdi Amazon Fresh'i biraz anlatmam gerekirse sen giriyorsun işte Amazon uygulamanla QR kodunu okutuyorsun. Sonra kafana göre onu alıyorsun, bunu alıyorsun, çıkıyorsun. Hiç bir yere okutmadan Sonra ertesi gün sana şey geliyor. Sen bunları aldın ve senden fatura kesiyorum diye. Hani o an olmuyor aslında bu arada. Fakat şöyle bir şey varmış işte bu. Amazon tabii bununla nasıl yaptın iddia ediyor. Orada müthiş image processing var. Seni her an takip ediyoruz sensörlerimizle ve ne aldığını tespit ediyoruz gibi. Ama aslında şöyle yani bu image processing durumu arkada böyle binlerce Hintli işçinin aslında elle manuel olarak verify etmesiyle destekleniyormuş. Yani aslında yine bir sensör olayı var ama arkada yine böyle insan ha bu bunu aldı, bu bunu aldı falan diye bir süreç varmış açıkçası. Şimdi şu, şu var tabii ki yani yapay zekanın özellikle iyi hale getirilmesinde ya da train edilmesinde insan dokunuşu şart. OpenAI'de böyle yaptı. İşte OpenAI'nin hatta haberleri çıkmıştı. İşte Kenya'da saati 5 dolara bir sürü insana iş yaptırmış falan filan diye haberleri çıkmıştı. Ve yapay zeka firmaları bu insan dokunuşlarını pek bahsetmez, saklar. Niye biliyor musun? Çünkü birincisi insan dokunuşun olduğunu söylemek cool değil. Ya yani şimdi insanların aklında open var ya mesela şey böyle işte yapay zeka kodladık ve yapay zeka oldu. Ama sen Kenya'da bin kişi çalıştırdım onlar aslında e, buradaki doğruyu yanlışı yapay zeka öğretti dersen kulluğu cool kaçıyor. Bu bir. ikincisi tabii ki burada bir işçi sömürüsü durumu var. E, o şirketler bunun alınmak istemez. Neden işçi sömürüsü? Buna katılmayan belki liberal görüşlü insanlar olacaktır. Ben kendi dünya görüşüme yönelik söylüyorum. Şimdi sen Kenya'da 5 dolara bir insanı çalıştırıp bunun üzerinden milyar dolar servet elde ediyorsan bu arada inanılmaz bir uçurum varsa bu bana göre işçi sömürüsüdür. Tabii ki yine işçiler çalıştıracaksın. Belki dünyanın başka bir yerinden çalıştırabilirsin falan ama şimdi işçi kanunlarının çok kötü olduğu ülkelere gidip oradaki korapt devletlere sırtını yaslayıp Oradaki işçileri sen sömürüyorsan bu bana göre şerefsizliktir açıkçası. Ya o işçilere gerçekten iyi paralar vermen lazım ya da böyle korapt ülkelerden çıkıp gerçekten işçi haklarının falan korunduğu ülkelerde belki eleman tutman lazım. Ama ben Kenya'ya gideyim işte Hindistan'a gideyim e, rüşvetimi vereyim gerekirse sonra onları böyle sömüreyim falan işleri kesinlikle bence çok problemli. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. E, bu size normal geliyorsa yani okey yani o sizin bileceğiniz hiç bana normal gelmiyor. Ha bu arada ben artık Amazon Store'a gitmem onu söyleyeyim. Çünkü Amazon Store'a gidince artık kafamda şu canlanacak. Yani ben işte bir cips alıyorum mesela. Biri beni kamerada izliyor. Hmm, cips altı falan. <laughs> ya bu biraz rahatsız edici geldi bana. Normal insan kasiyerle açıkçası dıt diye okutup geçmeyi tercih ederim. Ve ya bilmiyorum bu çok gerekli mi? Yani ondan da emin değilim. Hani Tamam bak bu teknolojiyi gerçekten insana ihtiyaç duymayacak şekilde yapsan eyvallah tamam böyle dükkan olsun okey yapmışsın. Ama sen bunu hem yapamayıp hem e, yani uzaktan kasiyer tutarak falan bunu yapmanın ne manası var? Madem bu iş olmuyor abi teknolojik olarak. Koy kasiyer e, ya da ne bileyim hani şey de olur. Yani barkodu biz okutalım hani var ya öyle hızlı kasalar hani öyle bir şey de olabilir anlamsız yani şu şu haliyle inanılmaz anlamsız yani Valla protesto olarak da gitmeyeceğim kendimi rahatsız ettiğim hissettiğim için de gitmeyeceğim. Şimdi bu hafta bir de şöyle bir research yayınlandı tamam mı? bir tane konferanstan konferans? konferans <laughs> RootCon 2024'te. Şimdi Blue Spy isimli bir tool yayınlamış bir arkadaş tamam mı? Bu Bluetooth hoparlörder falan e, uzaktan o hoparlörü durdurmak, işte şarkının belki sesini kısma var mıydı hatırlamıyorum ama kapatmak gibi şeyler var ve ses kaydı yapmak falan gibi uzaktan saldırılar yapabildiğin bir metot keşfetmiş. Bunu da şeyle yapabiliyormuşsun. Yani e, Bluetooth hoparlör eğer discoverable e, şeyindeyse durumundaysa onu uzaktan kapatabiliyormuşsun falan. Ama şeyi... açıkçası araştırdım biraz çok cevabını bulamadım. Şimdi mesela en çok kullanılan Bluetooth hoparlörler ne? İşte JBL, yani Sony falan filan. Mesela bunlar işte bağlandı bir tane telefona ve şarkı çalıyor. Bu hala başka telefonlar tarafından discoverable state de mi? Onu merak ediyorum. Eğer öyleyse bu açık gerçekten problematik bir açık. Yani sen JBL'ini açtığın herhangi bir insan senin kapatabilir falan. Öyle bir problem var. Ama eğer o o tip cihazlar işte, keşfedilebilir değilse o kadar da büyük bir şey yok. Ve açıkçası ben gerçekten Bluetooth hoparlörlere bak Avrupa'ya taşındığımdan beri hiçbir sıkıntım yok. Türkiye'deki en büyük problemim de o da şu yüzden bak ben Türkiye'den ayrılmadan önce Bağdat Caddesi'nin Cadde Bostan'a yakın yaşıyordum tamam mı? İşte her akşam neredeyse Cadde Bostan sahile gidip sandalye atıp kitap falan okuyordum. Denizi falan izliyordum. Kindle'ım elimde. Kitap okuyorum tamam mı? Abi yanda şöyle bir bluetooth hoparlör şöyle bir şey çalıyor. Anne! Şimdi buraya hangi şarkı koyduğumu bilmiyorum ama buraya durumu ifade eden bir şarkı koyacağım. Ve ya gerçekten beni delirtiyorlar. Yani hadi kötü şarkı çalıyor genellikle ama iyi şarkı çalsa da abi ben senin müzik sevkinle uyuşmak zorunda değilim. Yani ne bileyim atıyorum sen Pink Floyd çalıyorsun diyelim. Hani seviyorum belki ama başka bir insan sevmeyebilir. Ya sen başkasının oradaki o keyfine öyle müdahale edemezsin. Çok sinirim bozuluyor. İlk başlarda biraz uyarmaya falan çalışıyordum. Uyarınca da şöyle oluyor. Ya şey yani yani o insanlara zaten onun sesini açan insanla iletişim kurarak onun yanlışlığını an an anlatamıyorsun. Ya bunlar kalabalık bir grup oluyor. Ve o kalabalığın gücüne güvenerek e, seni takmıyorlar. Ya da tartışmaya çalışıyor falan filan. Yani uyarmak da bir anlam ifade etmiyor. Ve o yüzden bu Blue Spy ben Türkiye'deyken keşke olsaydı uzaktan onları kapatmak isterdim gerçekten. Evet bu hafta Mark Zuckerberg'ın... Ee, tekrar şerefsiz bir insan olduğunu, ne kadar şerefsiz bir insan olduğunu tekrar hatırladığımız bir hafta ve böyle haberlerin ben çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, şimdi <laughs> Facebook, Snapchat kullanan kişilerin internet trafiğini çok uzun bir süre analiz etmiş, incelemiş ve bunu nasıl yapmış biliyor musun? Şimdi normalde Facebook tabi bir Facebook olarak e, senin telefonunla Snapchat arasındaki trafiği dinleyecek bir kapasiteye sahip değil zaten. Encrypted bir trafik var arada tamam mı? Fakat bu Facebook ne yapmış abi? Onavo isimli hatta Onavo çok popüler bir VPN'di eskiden. VPN firması satılıyor tamam mı? Ee, ergen insanlara bu VPN'in kullanması karşılığında para veriyor. Böyle bir kampanyası vardı. O da neden böyle bir şey yaptı bilinmiyordu falan. Ve daha sonra bu Onavo VPN ile e, bu insanların Snapchat alışkanlıklarını analiz etmek için bütün trafiği dinlemiş. Peki bunu nasıl yapabiliyor? Sonuçta mesela sen işte... Snapchat'e bağlanırken HTTPS kullanıyorsun falan. Ama VPN üzerinden bağlandığın zaman sen VPN'e bağlanıyorsun. VPN Snapchat'e bağlanıyor. Sonra sana gelen veriyi gönderiyor ya. O arada şey yapabilir. Eee man-in-the-middle yapıp o gerçekten trafiği okuma şansına elde ediyor. Araya böyle şey sahte sertifika falan koyarak. Ha bu mesela neden yani o zaman bütün VPN'ler bizi dinliyor mu derseniz bu işte SSL pinning, SSL pinning kullanan uygulamalarda bu çalışmayacaktır. Değil mi? Çalışacak mıdır yoksa? Bence çalışmayacaktır. Çalışacaksa yorumlara yazın. Ama SSL pinning yoksa gerçekten bu man in the middle hata yapılıp gerçekten insanların trafiği dinlenebilir. Ya ve işte bu çok şeytani bir şey artık ya. VPN firması satın alıp rakip firmanın trafiğini analiz edip ona göre planlar yapmak falan filan. Abi ne oluyoruz ya? Ya aslında ya şu açıdan güzel oldu. Mark Zuckerberg son geçen siber alemden havadislerde falan da konuştuk ya. Son yıllarda çok güzel PR yapıyor. Çok güzel bir PR ajansıyla çalışmış. Böyle işte spor yapıyor. Delikanlı erkek abi işte. Ama arada McDonald'sımı da yerim he. Öyle çok sıkıcı biri de değilim falan diye. Böyle çok güzel yaptı PR'ını. Biz az, az da onun ne kadar şerefsiz bir insan olduğunu unutuyorduk. Böyle böyle haberlerle onun ne kadar şerefsiz, şeytani, hiç etik değeri falan olmayan bir insan olduğunu hatırladık. Böyle haberler hoşuma gidiyor. Adamın adını unuttum. Mark Zuckerberg şaşırma sabrımızı taşırma seni çıkardığımız gibi aşağı indirmesini de biliriz. Nasıl aşağı indireceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü anasını satayım tekel olmuşsun. WhatsApp sende, Instagram sende, o sende, bu sende. Nerede bu tekel kanunları? Niye çalışmıyor? Bilmiyorum. Çalışmalım. Şimdi şöyle bir tane çerezlik haber var. Şimdi YouTube yapay zeka içeren e, videolarda şey ibaresi koymayı zorunlu kılmış. Yani bu videoda bir yapay zeka sentetik bir içerik vardır falan filan diye. Ve aslında bence bu bayağı iyi oldu açıkçası. Yani insanların kandırılmaması için önemli. Yani sen deepfake ile bir şey yaptın. Belki ben bakınca anlayacağım onun espri parodi olduğunu falan da böyle onu anlamayacak çok vatandaş vardır. Ve özellikle bak hatta size şey göstereyim. Ee, Görkem diye bir arkadaşım var o şeyler attı. Instagram'da karşısına çıkan deepfake reklamlar çok korkunç. Bak şimdi. Neyse işte yani böyle Selçuk Bayraktar'ın sesiyle e, klonlamışlar. Bazen ağzı falan da tutuyor. Aslında isteseler ağzını tam tuttururlar da bunu çok uğraşmamışlar. E, dur bakayım bir şey daha vardı. Bak buraya şey koymuş. Kimdi bu adamın adı? Neyse ünlü bir adam işte oyuncu falan filan. Gerçekten bu deepfake yani yani 40 yaşından üstü bir insanın buna inanmaması için hiçbir sebep yok açıkçası. Ve böyle sosyal medya platformlarının buna karşı şimdiden önlem alması çok önemli. Yani bu sentetik bir videodur, gerçek değildir. Hani gibi bir ibare olması lazım kesinlikle. Hani tabii şey diyeceksiniz yani platformlar bunun sentetik olduğunu nasıl anlayacak? İşte ona karşı algoritma geliştirmeleri lazım. E, telefli şarkıları karşı öyle bir algoritma geliştirmişsin ki bypass etmek imkansız neredeyse. O zaman bunun için de geliştireceksin kardeşim. Aynısı Instagram için de geçerli. Şey gibi yani mesela hani margarinin üstüne tereyağı gibi yazmak falan yasak ya. Çünkü vatandaş mesela tereyağı gibi yazdığın an... E, onu anlamayabilir falan filan. Hani bu da onun gibi bir şey aslında. Ya bir Apple iCloud hesapları hacklemek için bir yöntem bu aralar çok konuşuluyor. Bunu daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama tekrar konuşmak istiyorum. Önemli çünkü. Şimdi şöyle bir şey. Senin telefonunu bilen bir insan tamam mı? Sana sürekli iOS, iCloud'da password yenileme isteği gönderebiliyor. Apple'da öyle bir açık varmış. Hani normalde şöyle bir şey olması lazım ya işte 5 taneden sonra işte gönderemiyor olman lazım. Fakat Apple'da bir problem var. Arka arkaya patır 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 gönderebiliyorsun ve notifikasyonlarım tık 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 da oluyor böyle. E, buna bastın şimdi bildirim geliyor. Reset password diyor. Allow don't allow var ya. E, sanki işte şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Allow'a bastığın hacker hesabıma el geçirecek falan. Tabii ki öyle bir şey değil de. Bu allow'a bastığına şöyle oluyor. Bu senin hesabını... Kurtarman için 6 haneli bir karakterli bir kod diyor tamam mı? Sana onu gösteriyor. İşte senin onu bilgisayara yazman lazım falan. Peki hacker e, bu kodu nereden öğrenebilir ki derseniz? Şöyle bir şey oluyor işte. E, sen "love" bastın şey çıktı, o dalga çıktı. Hacker zaten senin cep telefonunu biliyor ya. Hacker seni arıyor. Diyor ki ben Apple'dan arıyorum ya da işte nereden bir yerden arıyorum. Apple hesabınıza saldırı var. Zaten saldırı olduğunu biliyorsun. Sürekli patır patır bir şeyler geliyor. bana o ekrandaki kodu söylemeniz lazım diyor. Sen eğer saf bir insansan onu söylüyorsun ve hackerlar iCloud hesabını ele geçiriyor. Böyle bir atak dikkatli olun. Bu two factor authentication'ı yani %99 kimseye vermemeniz lazım. O %1'lik kısımda ne? Diyelim sen bir bankaya gittin. Hesap açıyorsun. Fiziksel olarak bankadasın. imzalıyorsun alıyorsun falan. Karşındaki kadın şimdi telefonunuza SMS gelecektir onu bana söyler misiniz derse muhtemelen söyleyebilirsiniz. Çünkü zaten fiziksel olarak bankadasın. Ama fiziksel olarak bulunmadığım bir yerde ne telefon, savcı, Apple, polis odur budur bankadır sakın kimseye bunu söylemeyin. Bazen mesela benim annemi böyle bir dolandırmışlardı yıllar önce İşte Türk Telekom'dan arıyorum. Şöyle bir kampanyamız var. Katılmak ister misiniz? Çok inanılmaz avantajlı bir kampanya. E, tamam, madem inanılmaz avantajlı, annem de katılayım diyor. Tamam, işlemlerinizi yapıyorum. Şimdi telefonunuza bir e, onay kodu gelecektir. İşte o onay kodu annemin hesabını çalmak için. Password reset gibi bir şey. Sonra annemin hesabından böyle oyun mu bir sürü bir şey satın almışlardı falan. Ha bak burada Allah kahretsin bankaları eleştirmem lazım yine. Bak bankalar, yerli bankalar. Yani belki yabancılar da yapıyordur bilmiyorum. Benim daha hiç başıma gelmedi şu yurt dışı maceramda. Bankalar şunu yapıyor. Türkiye'deyken çok oluyordu. Bir telefon arıyor tamam mı? Alo ben Garanti Bankası'ndan arıyorum. Şimdi sizin kimliğinizi doğrulamam için bana bilmem ne, doğum tarihinizin annenizin şuyunu söyler misin? Abi bak ben bu mantığı anlamıyorum. Ben bu mantığı anlamıyorum. Bu kimin onayından geçiyor anlamıyorum. Abi sen beni aradın ya. Benim ben olduğum belli zaten. Benim ben olmamla ilgili bir şüphe yok. Senin kim olduğunla alakalı şüphe var. Tam aksi senin bana bu bilgileri vermen lazım. Demen lazım ki ben seni garantiden arıyorum. Senin doğum tarihin şu. Annenin bilmem neyi bu. Aslında bu bilgiler de bulunabilir de hadi neyse. Kendini verify etmesi gereken taraf sensin abi ne oluyor ya? Hem beni arıyorsun hem şey beni verify etmeye çalışıyorsun. Lan ben ne bileyim sen banka mısın, kimsin, manav mısın, dolandırıcı mısın? Yani bu nasıl kimin... Yani bankalar herkesi inanılmaz işte uyarıyor şifreniz son 20 şifreniz birbirine benzemeyecektir falan. Bunlar da çok security theater hiçbir boka yaramayan şeyler de neyse. Ama beni arayıp benden bilgi alıyorsun falan yani bu süreçler gözden geçirilmeli. Şimdi bankada çalışan biri varsa diyecek ki ulan işte 30 sene önce biri yazmış bunları şimdi nasıl değiştirelim falan. Yani siz de haklısınız da ne bileyim ya değişmesi lazım bir noktada artık. Şimdi şöyle bir haber var. Avrupa anonim kripto cüzdanlarını banlıyormuş. Yani senin atıyorum bilgisayarında bir tane cüzdan var. Onu artık kullanamayacaksın. Yasa dışı olacak falan. Ha şöyle %100 yasa dışı değil de 3000 euronun altındaki şeyler serbest. 3000 eurodan fazla bir şey yapacaksan yasa dışı. Ya açıkçası bu haberle ilgili ne düşünmem gerektiği konusunda çok emin değilim. Ya çünkü bir yandan haklı aslında değil mi? Yani sonuçta mesela sisteme para sokmak günümüz finans dünyasında bir iş. Kara para aklamak. Zor yani işte onu alıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Yine ortaya çıkabiliyor falan. Ama kripto paralar çok böyle hoyrat. Yani sen bir yerden Türkiye'de uyuşturucu sattın. Bi, i̇şte Bitcoin'in var. Bitcoin'i getirdin abi USB bellekle. Buradaki bir adama verdin. Ee, o işte bir şey yaptı falan filan. O başka Amerika'ya gönderdin Yani hiç sisteme girmeden çok para alışveriş yapabiliyorsun ya. Yani bu gerçekten devletler için aslında bir sorun baktığın zaman. Vergi kaçırma, kara para olabiliyor. Hani burada şey deniyor işte. Yani kripto severler tarafından deniyor ki sanki nakit parayla kara para aklanmıyor mu? Tabii ki aklanıyor. Ama işte orada şey var yani bir bariyeri daha geniş işte nakit para milyon dolar taşımak falan daha biraz daha göze batan şeyler daha büyük prodüksiyon istiyor ama Bitcoin'le bir yüz bir cüzdan da bir milyar dolar bile kaçırabilirsin falan. E bir yandan da işte aklımıza şu geliyor ulan bu kripto paraların çıkarken iddia ettiği her şey bitti neredeyse değil mi? İşte yurt dışın işte dünyanın bir tarafına çok hızlı para göndereceksin falan deniyordu aslında. Şu an bankacılık sistemiyle daha hızlı para gönderiyorsun bu bir. İkincisi işte bankalar inanılmaz komisyon kesiyordu işte Western Union falan filan deniyordu. Şu an bankayla yani ben Türkiye'ye para yollamak istediğim zaman bankayla e, neredeyse masrafsız gönderebiliyorum. Kripto parayla göndermek istediğim zaman bin tane masraf mining fee falan oluyor. Bir de anonimlik vardı işte şimdi anonimlik de böyle kanunlarla yasaklanırsa. E, kripto paranın o zaman gerçekten ne anlamı kalıyor ben açıkçası bilmiyorum Ha şu güzel işte diyor ki 3000 euro altına alışveriş yap diyor Yani aslında çok da kötü bir kanun değil Yani belki o 3000 euronun limiti arttırılabilir Biraz hani ne bileyim ya. Ama yani sonuç olarak devletler bu anonim para gönderme alma işini e, sevmiyor. Belki işte yakalarsa ceza kitleyebilir ve böylece kimse kullanamaz falan gibi bir şey olur herhalde. Ha yine de teknik olarak nasıl yakalayacakları hakkında çok fikrim yok. Diyeyim ben şimdi cüzdanımda bir tane açtım e, bitcoin wallet. E, bir tane de yanımda usb cüzdan var. Oradan onu import ettim oradan oraya para attım falan. Benim nasıl yakalayacak yani hani mesela torrent protokolünde hani torrent kullananları nasıl anlıyorlar o peer-to-peer -peer bir protokol ya mesela ben bir ağa dahil oldum Game of Thrones'un son bölümünü indirdim sonra aynı anda upload ediyorum ya o ağda bir tane şey var e, ceza kesen bir tane insan var o bütün herkesin IP'sini not alıyor kaydediyor sonra oradan evine ceza gönderiyor bu blockchain'de de bir tane arada herkesin IP'sini not alacak biri olabilir mi? Açıkçası blockchain'e hakim olmadığım için bilmiyorum. Bilen biri yorumlara yazsın. Devlet nasıl yakalayabilir bunu? Yeni çıkan iki şeye bakalım. Gerçi bunlar yeni çıkmamış olabilir de benim dikkatim yeni çeken şeyler belki de. Upscale diye bir open source yazılım. Böyle düşük çözünürlüklü görsellerinizi yapay zekalı yüksek çözünürlüklü hale getiriyor kalite kaybı yaşatmadan. Aslında böyle paralı uygulamalar vardı işte Topaz Labs falan gibi uygulamalar vardı onlar paralıydı. Bu ilk defa böyle hakikaten bu işi çok iyi yapan open source böyle gerçekten UI falan da olan bir yazılım. böyleyken böyle. Bu arada şunu hissettim ulan video çekerken ulan bu video enerjim acayip yerinde ve haberlerde çok güzeldi gibi geldi. Haberler çok ilginçti. E, bu Siber alemden havadisler son dönemlerin en iyi Siber alemden havadisleri olmuş olabilir. Eğer öyle beğeni yağmuruna tutuyorsunuz. Beğeni butonunu parçalıyorsunuz. Yorum yazmanızı da rica ediyorum. Aslında abone olsanız da olur ama çok fazla bu sefer şey istemiş gibi olacağım. Hem onu dedik hem onu dedik. lan şimdi, şimdi onu da ulan senin şeyinle mi uğraşacağız diyebilirsiniz ama falan filan görüştük.